Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere katları tek tek sayılan tiril tiril olan harika bir su böreği tarifi hazırladım. Basit ve kolay bir şekilde sizlere bu tarifi aktarmak istedim. Buyurun hemen tarife geçelim. 10 adet yumurtaya ihtiyacımız var. Yumurtaların üzerine klasik çay bardağı ölçüsüyle bir çay bardağı su ilavesi yapıyoruz. Dolu dolu bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Yumurtaları güzel bir şekilde çırpıyorum. Ardından un ilavesine geçiyoruz. Un ölçüsü 10 su bardağı ve 12 su bardağı arasında değişiklik gösterecektir. Kullanmış olduğumuz yumurtadan kullanmış olduğumuz unun kalitesine göre un ölçüsü değişiklik gösterir. O yüzden unu kontrollü bir şekilde ilave etmeyi özen gösterin. Tek seferce boca etmeyin. Yedirerekten un ilave edin. Kabımın içerisinde hamurumu güzel bir şekilde toparlıyorum. Daha sonrasında hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Tezgahın üzerinde hamuru 7-8 dakika kadar yoğuruyorum. Sakız kıvamına gelene kadar hamur yoğurmaya özen gösterin. Ne kadar güzel yoğurursanız açma işlemi de o kadar kolay olacaktır. Hamurun dokusunu kıvamını görüyorsunuz. Pamuk gibi harika bir hamur oldu. Uzunca bir silindir haline getiriyorum hamuru. Hamuru eşit parçalara ayırıyoruz. 10 ya da 11 parçaya ayırmanız yeterli olacaktır. Ayırmış olduğumuz hamur parçalarını pürüzsüz bezeler haline getiriyoruz. Tepsinin tabanına un serpiyorum. Bir tepsinin içerisine alıyorum bezeleri. Tepsinin üzerine streç film çekiyorum. Nerin bez değil de kesinlikle ve kesinlikle streç film çekmeye özen gösterin. Üzeri hiç hava almasın. Bu şekilde 1 saat, 1,5 saat kadar bezelerimizi oda sıcaklığında dinlendiriyoruz. Dinlendiği zaman çok kolay açılacak. Şimdi biz tereyağını ayarlayalım. 200 gram kadar tereyağına ihtiyacımız var. Bir çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Tereyağımı güzelce eritiyorum. Tereyağımı soğurken biz de hamurlarımızı açmaya geçebiliriz. Gördüğünüz gibi hamurlar gevşedi. Bundan sonra açma işlemi çok çok kolay olacak. Bekleyen bezelerin üzerine mutlaka örtmeyi ihmal etmeyin. Bezeyi alın tekrardan tepsinin üzerine streç filmi çekin. Bezemin altına üstüne bolca un serpiyorum. Sonrasında merdane yardımıyla güzel bir şekilde büyütüyorum. Dilerseniz oklava da kullanabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa onunla açabilirsiniz yufkanızı. Ben ilk etapta merdane kullanıyorum. Daha sonrasında oklavaya geçiyorum. İnceltebildiğimiz kadar hamuru inceltiyoruz. Kalın bırakmamaya özen gösterin. Yufka açmasını bilmeyenler için hemen hemen her de sizlere aktarmak istedim. Büyütme aşamasını sizlere aktarmak istedim. Ben de profesyonel bir şekilde yufka açabilen biri değilim. Ben yapıyorsam sizler de yapabilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok kolay açılan bir hamur oluyor yumurtalı bir hamur olduğu için kolay kolay yırtılma yapmıyor esnek güzel bir hamur oluyor kolay bir şekilde açabilirsiniz İnceliği bu şekilde olması gerekiyor mutfak masasının üzerine sofra bezini seriyorum açmış olduğum yufkaları mutfak masasının üzerine alıyorum 10 bezeye, pardon 9 bezeyi açıyoruz 2 bezeyi de bekletiyoruz bezenin bir tanesini açıp doğrudan fırın tepsisinin üzerine alıyorum. Diğer bezeyi de bekletiyorum en son. Bütün işlemi bitirdikten sonra açıyoruz. Altına sermiş olduğumuz yufkayı kesinlikle haşlamıyoruz. Büyük fırın tepsisinin içerisine açmış olduğum bezeyi doğrudan alıyorum ve seriyorum. Üzerine bolca tereyağı sürüyoruz. Diğer bezeleri haşlama işlemine geçebiliriz. Kaynar suyun içerisine bir yemek kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Derince bir tencere kullanıyoruz. Mutlaka bir yemek kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Karıştırıyorum. Tuz eridikten sonra yufkalarımı haşlamaya geçiyorum. Derince bir tencere kullanmaya özen gösterin ki yapışmasın. 30 saniye kadar haşlıyoruz yufkalarımız. 30 saniye yeterli olacaktır. Çok fazla da bekletmemeye özen gösterin yırtılmadan kolay bir şekilde haşlanıyor. Tarife birebir uymanızı tavsiye ederim. Ben yapamam demeyin. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Yapımı oldukça basit ve kolaydır su böreğini. Sadece biraz oyalayıcı biraz da zaman alıcı oluyor. Haşlanmış olan yufkayı doğrudan soğuk suyun içerisine aktarıyorum. Soğuk suyun içerisinde bir tur yıkıyorum yufkamızı. Bu suyu ara ara değişmeye ihmal etmeyin. 2 yufkada 3 yufkada bir değişmeye ihmal etmeyin. Isınıyor. Isındığı için de hamur kalabilir böreğinizin içerisinde. Haşlamış olduğum yufkaları aralarına tereyağlar sürerekten tepsinin içerisine alıyorum. Ölçüler büyük fırın tepsisi için uygun. Kalın gösterişte harika bir su böreği oluyor bu ölçülerde. Yaklaşık 35-40 dilim rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz. Ben kurban bayramı için hazırlamıştım. Yufkayı seriyoruz tepsinin üzerine daha sonrasında hemen hemen her yufkanın arasına eritmiş olduğumuz tereyağından sürüyoruz mutlaka tereyağı sürmeye özen gösterin 5. katın arasına bolca peynir serpiyorum. Ben iki çeşit peynir kullandım. Eğer ki bir su böreği yapıyorsanız doğrudan lordan hazırlamayın. Güzel kaliteli peynir kullanmaya özen gösterin. Beşinci kata ve yedinci katın arasına peynir bırakıyorum. İsterseniz beşinci kata da hepsini bırakabilirsin ama iki katta peynir olsun. Yedinci katın üzerine peyniri bıraktım. Diğer yufkalarımı haşlayaraktan üzerine aldım. En son yufkamı seriyorum şimdi. En son yufkayı en son açıyorum mutlaka. Kurumamasına özen gösterin. Açıyorum doğrudan üzerine tereyağına sürüyorum. Kenarda bekletiyorum. Üzeri, kapa üzeri kapalı olacak şekilde. Gördüğünüz gibi kenarlarına sıkıştırıyoruz. Daha sonrasında en son tereyağına sürüyorum üzerine. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında böreğimizi ağır ağır pişiriyoruz. 40 dakika kadar fırında bekletiyoruz. Altın üstünü kontrol etme özen gösterin. Benim fırınım üzerini güzel bir şekilde kızartıyor. Altını su böreği yaparken mutlaka hafif bir şekilde pişmemiş bir şekilde bırakıyor. O yüzden ben mutlaka tersini çevirerekten tekrardan fırına bırakıyorum. Eğer ki siz pişi, altı piştiyse tekrardan fırına vermeyin. Evet böreğim pişti muhteşem bir börek oluyor mutlaka ve mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. E, bu tepsi ölçülerinde 35-40 dilim rahat bir şekilde elde edebilirsiniz. Börekçilerde satılan su böreği lezzetinde, görüntüsünde harika bir su böreği hazırlıyoruz. Tiril tiril katları tek tek sayılan muhteşem bir börek oluyor. Şimdi size özellikle dilimlerini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi börekçilerde satılan börekler görüntüsünde lezzetinde bol tereyağlı, bol peynirli muhteşem bir börek oldu. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Yapıp denerseniz de mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olanlara afiyet, vay şeker olsun. Ben yapamam demeyin. Tarifime birebir uyaraktan yapmanızı tavsiye ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.